Çukurca'da son bir aydır yağmur yağışlarının çok aşırı olması. Dolayısıyla burayı yüklenen inşaat firması Ekşioğlu Limited şirketi gerekli olan duvarları yağmur dolayısıyla yapamadı. Dolayısıyla onun karşısında bulunan, daha önceden de benim yapmış olduğum bir bina vardı. Ama herhangi bir aslında normalinde tehlike arz etmemesine rağmen, çünkü bu binanın şu görmüş olduğunuz katı 1,5 ay kaya kırılarak, kırıcıyla öyle oturtulmuş bir bina. Ama tabii normal insanlarımızın bu işleri çok iyi bilmemesinden dolayı tedirgin olmaları gayet doğaldı. Başkanım, üçüncü de papinajla getirdik. Papinajla yapmaya çalıştılar. O kaya çıktığı için yapamadık. Aynen öyle. Ve bu insanların tabii en azından ruhlarının rahatlaması adına Ekşioğlu Limited şirketi, sağ olsun Haluk Bey'i, Fore Kazık firmasını acilen buraya getirdi. Bizleri de dinledi. Elinden geleni ardına koymadı. Dolayısıyla görmüş olduğunuz şekilde kayayı, ana kayayı bularak sıralı şekilde Fore Kazıklar çakıldı. Yani Akçakoca'nın en sağlam binasının önünde duruyoruz şu anda. Çünkü Akçakoca'da Fore Kazık yapılmadan birçok yerler var. Yani bunu artık bundan sonra ne yağmur yağsa ne olsa hiçbir şekilde, zaten normalinde de gitmez ama dediğim gibi bu bir psikolojik algıdır. Mesleği olmayanlar tarafından da böyle algılanması kadar normal bir şey yok. Ve ben huzurlarınızda Ekşioğlu firmasını, Çilin İnşaatı ve Haluk Bey'i çok teşekkür ediyorum. Acilen bu yağmur durdular, hiç geciktirmeden buraya el attılar. İşte büyük bir ihtimal yarın pazar günü başladılar ve yarın da herhalde akşam üzeri bir gün içerisinde bitecek. Dolayısıyla evde kalanlar da rahat ve huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etmelerinde hiçbir sakınca yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Firmamızın da tabii bazı gazeteciler hemen ön yargılı, yine dediğim gibi araştırmadan, etmeden, bilmeden karalayıcı bir takım haberlerde bulunuyorlar. Bu tip şeyler Akçakoca'nın yararına ve o firmaların yararına değil, gerçek manada varsa bir kabahatleri zaten devletin kuruluşları görev başındadır. Onun için bu tip şeylere girişilmesi, isimlerin lekelenmemesinde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü haksızlığa uğramak kötü bir şeydir. Onun için herkesi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Tekrar Çilin İnşaat ve Ekşioğlu İnşaat ve Haluk Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ vatandaşlarımıza da huzurlu günler diliyorum. Biraz geriye alsana Mustafa. Az geriye al.